Evet, ben Gülücüköyü sakinlerinden Muharrem Bektaş. Gülmeden hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Gülücüköy tanıtım programını okuyorum. Köyümüzün yerleşim tarihi bilinmemekle beraber en az 350 veya 400 sene vardır. Köyümüz kurulduğu günden bugüne kadar vatanına, devletine bağlı, dinine gönülden inanan, inancını canı gölden yaşayan, Allah'ın emri bil maruf emrine uyan, yasaklarından kaçınmaya çalışan, komşular arasında kayda değer husumeti olmayan, adli makamları meşgul etmeyen, köyümüzün kanaat önderleri, akil insanlarımız, dedelerimiz vesilesiyle dargın küskünlerimiz olduğunda hemen barıştıran, şeriat ibadetini, tarikat cem ibadetini kesintisiz yapmaya çalışan, vatanını seven, devletine bağlı, ayrılık kayrılık tefrikaya fırsat vermeyen, Allah'ımız bir, vatanımız bir, devletimiz bir, bayrağımız bir. Hacı Bektaş Veli Pirimizin dediği gibi iri olalım, diri olalım, bir olalım. Allah'ın ipine sımsıkı sarılalım düsturuna inanan bir Alevi, Bektaşi Ehl-i Beyt köyüdür. İlimle gidilmeyen yolun sonu karanlıktır. Köyümüzde cami ve cemevi ibadeti kurulduğu günden bugüne kadar devam etmektedir. Allah'ın izni inayetiyle mahşere kadar da devam edecektir. Çünkü cami de bizim, cemevi de bizim. Kimseler bizleri bu yolumuzdan geri çevirmez. Biz de böyle gördük uludan, pirden. Yardımcımız olsun oğul Şahi Merdan. Köyümüzün 1950'lerdeki hocası Salih hocamız İstanbul'da medresede okumuş, diploması mevcut. Diploması da 1950'deki Reşaden Müftülüğü'nün mühür ve imzası tasdiki vardır. Köyümüzde fahri olarak Allah rızası için, imamlık için gönderilmiştir. 59'a kadar köyde Kur'an kursu açılmış, kadın erkek, genç ihtiyar herkesi okutmuştur. Şu anda hayatta yaşayan talebeleri de mevcuttur. Ramazan oruçları, cuma namazları, bayram günleri, Muharrem oruçları, Hızır İlyas oruçları, aşure günleri manevi bir havada geçerdi. Şu anda da aynen geçmeye devam etmektedir. Adımız miskindir bizim, düşmanımız kindir bizim. Biz kimseye küs tutmayız. Kamu alem birdir bizim. Mevcut camimiz eskidi, yenileyelim dediler. Komşularımızın daha önceki evleri büyüktü. Her evde cem yapılıyordu. Evler küçüldü. Cem yapılamaz oldu. Cem evi de ihtiyaç oldu. Köylerde arsa sıkıntısı olunca camiyle cem evini beraber yapalım denildi. Köyümüzün manevi temsili cami ve cem evini Allah nasip etti. Devletimiz, komşularımız, hayırsever insanlarımızın katkılarıyla yaptık. Köyümüzde cenazelerimiz olduğunda morgda yıkıyor, buradan namazını kıldırıp kaldırıyoruz. Köyümüzde 5 vakit ezanımız okunmakta, cuma namazlarımız kılınmakta, cem ibadetimiz yapılmaktadır. Köyümüzün nüfus çoğunluğu İstanbul'da olduğu için Alevi camiasının olmazsa olmazı görgü cemi ibadeti, senede bir defa olmak üzere ibadetlerimizin merkezi İstanbul'da olan Gülücüköy Derneğimizin organizası ile İstanbul'daki cem evlerinde yapmakta. Sev dedin sevmedi mi? Gel dedin gelmedi mi? Sev dedin sevmedi mi? Yazdığım mesajlara ben cevap vermedim mi? Yazdığım mesajlara ben cevap vermedim mi? Toprak bir akamazmış, Allah özel yaratmış. Gecenin ikisinde sevdiğim mesaj atmış. Gecenin ikisinde
sevgimle sarılmış. Şu yaylanın içine duman geldi sisinen, şu yaylanın içine duman gelmiş sisinen. Nasılsa bak ediyorum boynunda hıpisinen, nasılsa bak ediyorum boynunda hıpisinen. Tokat plaka atmış, Allah güzel yaratmış. Gecenin ikisinde sevdiğime sarılmış. Gecenin ikisinde sevdiğime sarılmış. Dağda gezer geyikler, burun olan avcılar. Dağda gezen geyikler, burun olan avcılar. Sevene ceza vermez hakimine savcılar. Sevene ceza vermez hakimine savcılar. Tokat plaka atmış, Allah özel yaratmış. Gecenin ikisinde sevdiğime sarılmış. Gecenin ikisinde sevdiğime sarılmış. Odun ettim burudan, yakması kolay olur. Odun ettim burudan, yakması kolay olur. Seni yine kavuşsam Tokat'ta olay olur. Seni yine bulursak Tokat'ta olay olur. Tokat plaka atmış, Allah özel yaratmış. Gecenin ikisinde sevdiğime sarılmış. Gecenin ikisinde sevdiğime sarılmış. Yaylıya yaptım evi, bacasını unuttum. Yaylıya yaptım evi, bacasını unuttum. Bugün bir güzel gördüm, eskisini unuttum. Bugün bir güzel gördüm, eskisini unuttum. Tokat plaka atmış, Allah özel yaratmış. Gecenin ikisinde sevdiğime sarılmış. Gecenin ikisinde sevdiğime sarılmış. Gecenin ikisinde. Köyde olan canlarımız çoğunlukta ceme iştirak etmektedirler. Biz gelmedik kavga için, biz geldik sevgi için. Dostun evi gönüllerdir, biz gönül yapmaya geldik. Derneğimizle köy muhtarlığımız istişareli bir uyum içerisinde köyümüzün gelişmesi, güzelleşmesi, noksanların giderilmesi hususunda beraber çalışmaktadır.
yukarıda bahsettiğimiz gibi bugüne kadar olduğu gibi bugün de devletine bağlı, devletinden gelen bütün emirleri uygulayan, kanunlara riayet eden, asayiş konusunda sıkıntı çıkarmayan, çıkaranlara da fırsat vermeyen insanlar olarak yaşantımızı devam ettirmeye çalışıyoruz. Devletimiz ibadetimizi yapmamız konusunda bütün kolaylığı göstermiş, kadrolu imamımızı vermiş, cem evlerine cem yapmak için desteğini esirgememiştir. Aydınlama giderini ve muhtelif yardımlarını yapmıştır. İsteyen camiye, isteyen ceme, isteyen de ikisine de inanıyorsa ikisine de gidebilir. 72 millete bir gözle bakmayan halkın içinde müderris olsa da hakkın yanında asidir. Gelin canlar bir olalım, işi kolay kılalım, sevelim, sevilelim. Bu dünya kimseye kalmaz. Köyümüzde geçen pazartesi günü köyün kanaat öndeleri, akil insanlar olmadığı bir günde köyümüzün aleyhine tarihsiz bir çekim yapılmıştır. Köy halkı olarak kınıyoruz. Çekimden anlaşılacağı üzere çekim yapan şahıs kendi fikrini bu insanlara tasdik ettirmeye çalışmıştır. Köyümüzde hiç kimse camiye ve cemevine karşı değildir. Ezanımız 5 vakit okunmaktadır. Cuma namazımız kılınmakta, cem ibadetimiz aynen yapılmaktadır. Okunmaya da ezanımız devam etmektedir. Sevinenler sevinmesin, üzülenler üzülmesin. Allah'ın izniyle bu köyümüzde ve dünyada bütün İslam aleminde ezanlar susmayacaktır. Bu ezanlar ki şehadetleri dinin temeli, ebedi yurdumu üstüne benim, ebedi inlemeli. Köyümüzün bütün ihtiyaçları devletimiz tarafından karşılanmaktadır. Köyümüzün yolları, içme suyumuz, sulama suyumuz, kanalizasyonumuz, köy içi yollarına parke taşı döşenmesi, sulama suyu deposu, içme suyu deposu devletimiz tarafından yapılmıştır. Köydeki okulumuzu devletimiz köy muhtarlığı emrine tahsis etmiştir. Köy konağı olarak kullanmaktayız. Sağlık ocağını da imam evi, lojman olarak kullanmaktayız. Her sene olduğu gibi ihtiyaç olduğunda da iş makinelerimiz yollarımızı yaylaya kadar temizlemektedir. Köyümüze ne lazımsa bütün ihtiyaçlarımız devletimiz tarafından karşılanmaktadır. Köyümüzde yapılan ve yapılmaya devam eden bütün hizmetlerden dolayı başta valimiz, kaymakamımız, daire amirlerimiz, güvenlik güçlerimiz, belediyelerimiz, köyümüzün âli menfaatleri hususunda yardımları esirgemeyen herkese canı gönülden teşekkür ediyor, saygılar sunuyorum efendim. Hepiniz hoş geldiniz, safa geldiniz. Teşekkür ederiz, Allah razı olsun. Elmanın irisine sözüm var birisine. Elmanın irisine sözüm var birisine. Ben de selam söyleyeyim Gülcan'dan gerisine. Ben de selam söyleyeyim Gülcan'dan gerisine. Oy Gülcan'ım, Gülcan'ım, nerede kaldın gel canım. Oy Gülcan'ım, Gülcan'ım, nerede kaldın gel canım. Seni çok seviyorum, buluşalım Gülcan'ım. Seni çok özledim ben, buluşalım Gülcan'ım. Efendim, köyümüz Gülüce Köyü. Gülüce Köyü'ne siz ve ekibinize hoş geldiniz diye saygılar sunarım. Hele ki varsınız. Siz de her zaman bizim için can dostusunuz. Yine tekrar ediyorum. Güle hoş geldiniz, sabah geldiniz. Ben özellikle ufak bir şey duydum. Eyvallah. Bu beni gerçekten bir vatandaş olarak, arkadaş dost olarak beni çok üzdü. Ben Gülüce Köyü şöyle biliyorum. Gülüce Köyü ne camiye karşı ne de cemevine karşı. Bir vatandaş nasıl yaşıyorsa Gülücek Köyü halkı da öyle yaşıyor. Şimdi Gülücek Köyü kötülüğü hak eden bir toplum değil. Tam tersi okumuş kendini bilen bir köyümüz. Ben onun için Gülücek'in büyüğüne, gücüne saygı duyuyorum. Hepsini Allah'a emanet ediyorum. Gülücek evet. Köyü'nde yanlış bir şey olmaz. Bütün ben Gülücek Köyü'nün muhtarıyım.
Bütün köylülerimize, komşularımıza bu okulun yanına teşvik ettiğin hepsine teşekkür ederiz. Allah izin verirse Halis abimiz geldi, ekibi geldi, bizim burada bir teşrif etti. Benim köyümün güzelliklerini çekmek için geldiler. Hepinizin yolları hoş geldin, sefa geldin. Yolları Kabe yolu olsun. Allah hepinize razı olsun.